İyi akşamlar değerli olay TV izleyenleri. Bir olayın içinden programıyla daha karşınızdayız. Değerli izleyenler, gündem oldukça yoğun. Bir yandan dış politikada önemli gelişmeler var. Diğer yandan iç gelişmeler bir hayli hızlı bir şekilde atmaya devam ediyor. Bu akşam özetle günceli, gündemi konuşacağız değerli izleyenler. Ağırlıklı olarak dış politikayı konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkisini, Amerika Birleşik Devletlerinin yeni yönetimini, Suriye meselesine ve programımızın sonlarına doğru Türkiye'deki iç gelişmeleri de konuşacağız. Kiminle? Maltepe Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Can Ulusoy'la birlikte Ulusoy'a sorularımız olacak. Sayın Ulusoy, hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Trump'tan başlayalım e, isterseniz. Malum e, Trump artık e, görevinin başında ve yeni bir dış politika sinyali seçilmeden önce vermişti ve koltuğa oturduktan sonra Çin'den başlamak üzere dış politikası dış politikada Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında Obama'dan farklı bir çizgide olduğunu gösteren işaretler verdi. Çinle Çin'e yönelik olumsuz mesajları var. Çin'e karşı bir duruş sergileyeceğini ortaya koydu. Rusya'yla yakınlaştığını görüyoruz Putinle birlikte. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında bir kırılma mı yaşanıyor? Bununla başlayalım. Evet çünkü Amerika Birleşik Devletleri iki ayrı tercihle karşı karşıyaydı. Bu tercihlerden birini Hillary Clinton, diğerini Trump temsil ediyordu. Bundan önceki Amerikan seçimleri pek böyle değildir. Yani Cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki farklılıklar daha ziyade işte eşcinsel hakları ne olacak? Hı hı. Efendim Kürtaş meselesinde kim nasıl karar verecek? Yani cumhuriyetçiler daha çok Amerika'nın muhafazakar protestan toplumuna mesaj verirken demokratlar ise daha liberal söylemlerle iktidara gelmeye çalışırlar. Yani Dış politikada e, çok, keskin evet, çok çizgilerle farklılık farklı göstermiyorlar. Yani şöyle mesela tabii cumhuriyetçiler her zaman daha şahindir demokratlara göre. Evet. Ama bu demokratların da elinden geleni ardına koymadıkları manasına gelmez. E, neticede Amerika'nın establishment denilen kurumsallığı gerek demokratların gerek cumhuriyetçilerin dış politika kararlarında belirleyici olurdu. Fakat şöyle bir durum ortaya çıktı. Amerika Obama'nın iktidarı devretmeye artık e, hazırlandığı zamanlarda iki tane ciddi krize karşı karşıyaydı. Bunlardan bir tanesi ekonomik temelli bir krizdir ki Trump iktidara getiren e, esas meseleyi de bu şekilde ortaya koymak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri 1970'li yıllarda ki tarihinde net söyleyelim 1974 yılında Bretton Woods para sisteminin değişimiyle beraber paranın altın rezervine olan bağlılığını ortadan kaldırmıştı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ni bir üretim patlaması yaşayan Almanya ve Japonya karşısında çok avantajlı duruma getirdi. Yani ilk başlarda baktığımızda Amerika gerçekten büyük bir hamle yaptı. Hatta o hamle neticesinde Sovyetler Birliği de dağıldı. Eh. Fakat şöyle bir durum ortaya çıktı. Paranın bu kadar serbestiyet kazanmasıyla beraber aslında üretimi desteklemesi gereken finans sermayesi üretimden koparak kendi başına ayrı bir ekonomi haline geldi. Yani Marx'ın şey Lenin'in şey diye bahsettiği finans kapital olarak Bakalım. bahsettiği o yeni iktisadi süreçte artık finans kapital değil finans politik bir güç teşesi yani olmaya başladı. Yani ülkeyi yönetmek noktasına geldi bu finans. Yani şöyle ki gücü. ülkeyi yönetmekten ziyade finans hareketleri bütün küresel süreçleri belirlemeye başladı. Çünkü finans için gölge ekonomi derler. Bu Gölge tabi insanın biliyorsunuz zaman zaman boyunu geçebilir bu çok büyük bir problem değil yani 100 liralık reel üretim varsa 120 130 liralık e, reel üretimin dışında bir finans dünyasının olması büyük problem, büyük problem olmaz evet. ama 100 liralık reel üretim varken 300 liralık 400 liralık finans varsa ortada Sana, evet bu ne demektir oluyor. karşılığı olmayan milyarlarca doların piyasada gezdiği anlamına gelir. Yani düşünebiliyor musunuz? Ortada bir para var. Bu parayla muazzam zenginlikleri elinde tutanlar var. Fakat bu paranın hiçbir karşılığı yok. Bu hayali bir ekonominin, real ekonominin önüne geçtiği anlamına geliyordu. Bu tabii şimdi Amerika'ya büyük zenginlikler kazandırdı. Fakat şöyle bir durum ortaya çıktı. Üretim ve finans koptuğu andan itibaren... Bir müddet sonra Amerika Birleşik Devletleri bu gezen dolanan paraları kontrol etme kabiliyetini yitirdi. Ve bu kabiliyeti yitirmesi 2008 yılından itibaren Amerika'yı değil mi büyük bir krize soktu evet. ve bu kontrol edilememezlik durumu kapitalizmin durağanlığının bir türlü aşılamaması neticesini doğurdu. Bundan evvel de kapitalizmin krizleri oldu ama birkaç yıl içerisinde hep bunlar bir şekilde aşılmıştır. Fakat dikkat edin 2009-2017 yani 2008-2017 nereden baksanız 9 senedir bu durağanlık aşılamıyor. devam aşılamıyor. Ediyor. Bütün dünya devam ediyor. E şimdi öyleyse Amerika'nın önünde iki karar var. Ya Trump'ın temsil ettiği tercihi yapacak. Bu da nedir? Amerika yeniden üretmeye başlayacak. Böylelikle dünyadaki o parayı, o gezinen parayı içeriye çekecek. Bunların karşılıklarını yaratacak. Böylelikle hem denetleyemediği, bu finansı yeniden kontrol altına almış olacak. İkinci olarak da artık iyice işsizlik bataklığına sürüklenmiş zor geçimini sağlayan Amerikalılara büyük istihdam yaratacak ve bu sayede de istihdam ağırlığını kaybettiği ülkelere karşı avantaja geçecek. Yani Trump'ın dediğiyle finans çevrelerinin Trump istememesinin nedeni Evet bu, bu mu? Evet yani şimdi Trump yeniden Amerikan rüyasını dikkat ederseniz Hı -hı. vurgulamıştı ve Trump'ın ortaya koyduğu Amerikan rüyası gerçekten Buyurun. üreten Amerika'dır. Evet. Ama bu ne anlama geliyor? Finans sermayesinin o çok büyük karlarını feda etmesi manasına geliyor. İşte o ünlü Rothschild ailelerinin değil mi hep bahsedilir? Evet. Büyük kar kayıpları yaşaması. Neden? Çünkü Trump bunlara diyor ki, parayı dolaştırmayı, hem de bu hayali parayı dolaştırmayı bırakın. Sermayeyi yeniden Amerika'ya taşıyın, fabrikalar açın, üretime geçin, Amerikan halkı istihdama kavuşsun, Amerika yeniden üreten bir kuvvet haline gelsin ve Amerikan rüyası geri dönsün. Güzel. Şimdi bu ne demek? Finans sermayesi için büyük kar kaybı demek. İki, üretimin yeniden zahmetine girmek demek. Bakın dikkat edin, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika, savaşın iki mağlup ülkesini bir nevi üretmekle cezalandırmıştı. Almanya'yı ve Japonya'yı. Bunlar üretim üssüydü. Ama ikisi de, burada derinlemesine girmeyelim, çeşitli tarihsel fırsatlardan yararlanarak, bu üretim güçlerini Amerika'nın tahlil ettiğinin çok üstünde arttırdılar. E bir de buna daha sonra onlardan da büyük bir dev olarak Çin eklendi. Şey. Şimdi Amerika'nın Demokrat Parti temsilini bulan finans çevreleri bu yüzden işte ayaklanmalar, protesto gösterileri, Meydenin falan çıkartarak, üzerine Trump'ın Evet. Trump'a karşı bir kampanya hareket başlattılar. kampanya başlattılar ve hani şu günlere kadar Amerika'daki durum belirsizliğini koruyordu. Ama şu saatten sonra şunu belki daha rahat söyleyebiliriz. Trump gücünü pekiştiriyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Bütün muhalefetin yöneleceği e, itiraz noktalarını dahi kendi belirlemeye başladı. Yani Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını bir nevi yapıyor. Hı hı. Muhalefetin nasıl davranacağını da belirlemeye başladı. Artı İngiltere'yi net bir şekilde Trump yanına aldı. Ve... Hı. Bugün Rothschild'lere karşı İngiltere'de, City'de bile çeşitli operasyonlar yapılıyor. Bu ne demek? Amerika Birleşik Devletleri'nde üretimi temsil eden güçler ağırlık kazandılar. Ve dikkat edin Trump'ın kabinesi hiç de öyle Amerikan establishment'ının dışında bir kabine değil. O kurumsallığının dışında bir kabine değil. Trump en şahin. Amerikan derin devletini en temsil eden kişilere aldı bakan yaptı. Eh, yani böylelikle beklentilerin dışında bir hareket mi? Evet, etti bu. yani böylelikle şöyle bir durum yok. Yani Amerikan derin devleti ve finans çevreleri tamamen Trump'ın karşısında değil. Evet, finans çevreleri karşısında, celebrity, Hollywood karşısında, liberaller karşısında, fakat e, Amerikan derin devletinin çok belirleyici simaları ve üretim güçleri Trump'ın yanında. Cumhuriyetçi Parti'yi Trump yeniden pekiştirdi. CIA Başkanı'nı yönetimi evet, evet, yani dikkat çok edin. çarpıcı i̇lk başlarda, bir şey değil mi? Tabii ilk başlarda Bush'lar, Ted Cruz'lar Trump'ı evet. desteklemiyorlardı. Şu an ise Cumhuriyetçi Parti destekliyor ve o hani son derece tepki duyulan göçmenlerle alakalı yasasında bile Amerikan Amerika. halkının desteği %57'ler 65'ler arasında değişen rakamlar ortaya kondu evet. araştırma şirketleri demek ki Trump önümüzdeki süreci artık bir şekilde yürütmeyi yürütmeye başladı. başladı. Tabii zorluklar olacak finans sermayesinin direnişleri olacak hani kesinlikle bu şekilde devam eder diyemeyeceğimiz etkenler de ortaya çıkabilir ama hali hazırda Trump beklenenden daha mahir ve Amerikan devletinin de aslında bu kararda daha etkin evet. olduğunu ortaya koydu. Bunun en iyi işareti zaten İngiltere'nin de bunun yanı. Yani İngiltere Amerika'nın kendi devlet gücünün olmadığı bir programa otomatikman girmez İngiltere evet. gibi deneyimli bir devlette. Şimdi Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine hemen gireceğim ama özellikle Çin konusundaki Trump'ın Çin konusundaki evet. karşı duruşu, Rusya ile yakınlaşmasını Nasıl okumalıyız? Daha sonra Türkiye-ABD ilgili gelişmeleri geçelim. Dünyada dört temel aktör var. Bunlardan bir tanesi Amerika ve İngiltere'nin tesis ettiği Atlantik çekirdeği. Hı hı. Artık bakın toplu bir NATO'dan bahsetmek mümkün değil. Avrupa artı Amerika'dan bahsetmek mümkün değil. Bu kendi, içinde kendi içerisinde de, parçalandı. E, parçalanmış ve bir küçük çekirdek oluştu. Bu çekirdeği hali hazırda Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada gibi... Eski dominyonlar katılmış değil ama katılmaları muhtemel. Bunlar yumuşatıcı bir etki yapabilirler zaten. Amerika'nın sert politikası üzerinden. Tek bir üzerinden Avrupa yok, tek bir Batı yok, yok. diyebiliriz. Zaten İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı bu manaya geliyordu. Yani Atlantik çekirdeği artık bir Amerikan-İngiliz paktıdır. Bunun karşısında Almanya'nın temsil ettiği, Fransa'nın da yanında yer aldığı, Almanya merkezi bir kara Avrupası var, bir kıta temsiliyeti var. Ve bunun e, evet, bu işbirlikçileri işbirlik. bir var Yunanistan, evet. Almanya. E tabii yani Yunanistan zavallı Anladım. bir ülke. Evet. Almanya'nın desteği olmadan hareket edemeyecek bir ülke ve bu Kardak provokasyonları da Almanya'nın emriyle evet. oluyor yoksa yani Yunanistan'ın her yeri Yunanistan olsa ne olacak? Türkiye'yi öyle Kardak üzerinden tehdit edemez. Tehdit edebilecek durumda değil. Kendi çok kötü bir vaziyette zaten. Evet. Diğer tarafta Rusya bir askeri ve bürokratik güç fakat maalesef zayıf bir ekonomi. Diğer tarafta ise Çin Halk Cumhuriyeti son derece büyük bir üretim üssü, muazzam bir insan kapasitesi ve güçlü bir ordu. Şimdi bu kuvvetler dünyanın hem halini belirliyorlar. Burada şimdi belli ihtimaller var. Yani Trump'ın Çin'e bu kadar yüklenmesi Amerika'nın bir zaruriyeti. Bu da nedir? Eğer Amerika üretim yapmak istiyorsa sermayeyi Çin'den yeniden Amerika'ya çekmek zorunda. Yani Amerika'da ucuz iş gücüne dayalı olarak faaliyet gösteren Amerikan şirketlerini Amerika'ya çekmek e, 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 icza ediyor. Bunun yanında Çin'in sadece bu şekilde cezalandırılması değil, Çin'in alternatifler yaratmasının da önüne geçmesi gerek Amerika'nın. Gerek Asya'da, gerek Afrika'da bu açıdan Amerika ile Çin ilişkileri hiç olmadığı kadar gergin daha da gerilecek. Fakat Çin'in yanında çok büyük bir partner var. O da Rusya. Şimdi Rus artı Çin birliği bir kere askeri manada Amerika'yı dengeliyor. Dengeli. Dengelediği için de Amerika'nın Çini ekonomik manada cezalandırma girişimleri dışında başka bir seçeneği, seçeneği yok. yok. Ama Rusyayı belli oranda Çin'den kopartabilirse Trump. Rusya'ya vereceği belli rüşvetlerle bu şekilde Çin'i yalnızlaştırabileceğini düşünüyor. Yani ben şahsi evet. kanaatim olarak stratejik manada Rusya'nın Çin'den, Çin'den kopabileceğini düşünmüyorum. Ama evet. taktiksel manada Rusya'nın kendi geri adımları olur. Düşünerek, evet çünkü ekonomik manada çok yerleşir. sıkıştı. Başında evet. bir Ukrayna sorunu evet, da var. Evet, evet. Artı Suriye Savaşı'nın da Rusya'ya getirdiği, evet, evet, evet. Savaşı Rusya getirdiği bir maliyet var. Enerji fiyatları ortada. Tabii çok düşük petrol aynen. fiyatları petrol. çok düşük seyrettiği için Rusya zaten güç kaybediyor. Doğal gaz fiyatları da öyle. Ki evet. bu enerji evet. politikasında dünyada Amerika Birleşik Devletleri Tabii. belirliyor. Şimdi Amerika'da işte Rusya'nın bu zaaflarından yararlanarak bir müddet taktiksel bile olsa Rusya'nın Çin'den, uzak kalması ya da belli işlere müdahale etmemesini Trump büyük kazanım olarak görüyor. O sırada çünkü Çin'e baskıyı yapabildiğim kadar arttırabilirim diye düşünüyor. Yeah. Şimdi burada Almanya'nın tercihi de önemli olacak. Almanya bakın dikkat edin Volkswagen'e Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir ceza kesti. Eh. Yani bu Amerika'nın İngiltere'yi, Avrupa'dan kopartıp Avrupa Birliği'ni darmadan edeceğini belli ettikten sonra Almanya'ya bir diğer Almanya bir mesajdı. Ve Almanya pek çok konuda diz çökmek zorunda evet. kaldı. Ama Almanya dünyada iddiasını sürdürmek istiyorsa herhalde yapabileceği tek şey bu noktada Çin'le yakınlaşmak olacak. Yani önümüzdeki süreç bir Çin-Alman yakınlaşması. Itfaka, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri yakınlaşması. O olmaz. Yani taktiksel manada yakınlıklar olur ama Şimdi burada Amerika'nın bir avantajı var. Ya Bir Rusya-Çin ittifakı gibi bunu söylemiyorum. Ama bir yakınlaşma söz konusu Şimdi olacak. şöyle bir şey var. Ya yani Amerika bakın çok iyi bir hamle yaptığı zamanında Ukrayna krizini çıkarttı ve bunu Almanya, Almanya ihale, ihale, etti. ihale etti. Almanya böylelikle Rusya'dan koptu. Rusya'dan kopunca ne oldu? Hem kendi yalnızlaştı hem Atlantik tarafından cezalandırıldı. Şimdi Almanya'nın Rusya ile Ukrayna yüzünden yeniden ilişki tesis etmesinin önünde de pek çok engel var. Hatta geçenlerde yine Ukrayna ordusu şeye saldırdı. Donetsk'e saldırdı, Luhansk'a saldırdı. Şimdi bu açıdan baktığımızda ancak İran gibi, Çin gibi aktörler devreye gidip Almanya ile Rusya'nın arasını bulabilir. Eğer bunu başarırlarsa bir Alman Rus Çin denklemi Amerikan İngiliz denklemini dengeleyebilir. Eğer başaramazlarsa bu tabloda Amerika öne Amerika çıkıyor. ve dünyada kar, e, kartlar yeniden karılıyor diyebiliriz Çünkü diyebilir bakın dünya şu var. Amerika teknoloji üreten güç. Yani Çin, Hindistan gibi ülkeler Amerika'nın teknolojisi üzerinden imalat yapıyorlar. Kendilerine ait büyük bir, bir teknolojileri, teknolojileri yok. Teknolojiyi üreten güç Amerika Birleşik Devletleri. Üretimi de geçerse bu onu çok avantajlı hale geçirir. çünkü bakın Amerikan halkı Rus halkı gibi değil yani Rusları çalıştırmakta zorlanıyorsunuz İspanyolları, Arapları, Amerikalılar, Almanlar bu şekilde halklar değiller yani üretime ciddi bir şekilde sarılabilirler, girebilirler bu konuda deneyimleri var. O yüzden o yüzden Çinle İran bir şekilde Alman-Rus problemini çözemezlerse Amerika bir adım bir önde adım olur. Alın. Peki Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gün önce bir telefon görüşmesi yaptı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la. Tabi resmi açıklama iki ülkenin özellikle terörle mücadele konusunda işbirliğine birliğine gideceğine yönelik bir mesaj verdikleri evet. birbirine. Diğer gelişmede bu daha önemli gözüküyor. CIA Başkanı bugün Ankara'ya geldi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü, Başbakan'la görüştü. CIA Başkanı'nın Türkiye'ye e, ilk yurt dışı gezisi olarak e, biliyoruz bu e, programı. E, bu iki gelişmeyi yan yana koyduğumuz zaman özellikle CIA Başkanı'nın e, bugün Ankara'da olması nasıl okumalıyız? Bakın ondan evvel daha önemli bir şey oldu aslında. İngiltere Başbakanı May Trump'la görüştü, Türkiye alelacele Türkiye'ye geldi. Şimdi Amerika belli bir oranda içe çekilmek zorunda. Yani çünkü kendi kavgasını veriyor. Üretime geçmek için kapılarını belli oranda kapatıyor. Zaten çok ilginç, dikkat edin. Çin Komünist Partisi'nin yönettiği Çin Halk Cumhuriyeti küreselleşmeyi savunuyor. Amerika gümrükleri savunuyor. Yani bu açıdan baktığımızda bir <laughs> paradoks. Evet, yani hangisi daha küreselleşmeci, hangisi, hangisi daha, daha üretici güçleri desteklemeye yönelik bu da karışmış durumda. Hmm. O yüzden Trump'la May'in yaptığı görüşme Orta Doğu'da belli sorunları çözmeyi ve vekaleten Orta Doğu'daki işleri yürütmeyi Amerika'nın daha çok İngiltere üzerinden yapacağını gösteriyor. İngiltere biliyorsunuz 1945'e kadar bölgenin hegemonik kuvvetiydi önemli deneyimleri var. 45'ten sonra Amerika bunu devraldı. Fakat şimdi Amerika bu içine kapanırken tecrübeli bir aktör olarak ve Türkiye'yi de çok iyi tanıyan Osmanlı İmparatorluğundan itibaren derin ilişkiler geliştirmiş olan İngiltere'nin burada bir ara buluculuk yaptığı açık. Yani Trump'la May görüştü, Türkiye'ye geldi, Trump'ın düşüncelerini aktardı ve ardından, ardından Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump yapıldı. arasında bir görüşme yapıldı. Zaten ilk adımı Amerika Birleşik Devletleri attı denilebilir. Evet, ilk adım Amerika Birleşik Devletleri attı. Çünkü Türkiye ile ilişkileri düzeltmek tabii. için dolaylı yoldan. Yani çünkü bakın şöyle bir fark var. Obama, hadi Obama'yı biraz kenara tutalım çünkü Obama artık son zamanlarında topa girmemeye evet. kazanan güce devretmeye çalıştı. Özellikle Clinton ekibinin kararı şuydu tamamen kürt kartını oynamak ve gerekirse dünya savaşı çıkartmak. Onlar savaşı temsil eden bir ekiptiler. Neden? Çünkü finans sermayesinin en temelde çıkarlarını temsil ediyorlardı. Onlar bu yüzden de savaşmaya mecburdular. Silah satmak durumunda da. Tabii. Yani çünkü bakın Trump'ın da derdi, Clinton'ın da derdi şu. Bu ...kontrol edilemeyen parayı... ...nasıl kontrol edilebilir hale getireceksiniz? Şimdi savaş mesela burada çok iyi bir yöntem. Neden? Hem üretimi hem tüketimi aynı anda... ...çok hızlı bir şekilde arttırabiliyorsunuz. Evet. Böylelikle parayı çekebiliyor. İkincisi... ...uzun vadede Amerika yine finans sermayesinin... ...çıkarlarını... ...savunacağından dolayı Clinton'larla beraber... ...Rusya'yı ve Çin'e silahla baş edilmesi gerekiyordu. Ama şimdi Trump'ın bu önceliği değil. Trump için... Çini bastırmak, Amerika'yı üret, üretime sokmak ve Orta Doğu'da da İran'ı püskürtmek öncelikli mesele. Şimdi Trump şunu görüyor. Sadece Kürt kartına dayanarak İran'ı püskürtmek mümkün değil. Çünkü Obama döneminde bölgede esas kazanan, bunu kabul etmek gerekir ki İran oldu. Yani dikkat edin Irak'ta çok güçlü. Suriye'de çok sahadaki güçlü. savaşan aktör. Irak'ı yöneten İran olduğu evet, dinliyor. Yemen'de neredeyse iktidar Husiler aracılığıyla İran'ın elinde. E Basra Körfezi'nde özellikle Hürmüz Boğazı'nda İran kontrolünü arttırdı. Bu en başta kimi tehdit ediyor? Suudi Arabistan'ı. İki Katar'ı, üç İsrail'e. Türkiye'de çok hoşnut değil bu durumda. Tabii İran Türkiye, Türkiye ile İran her zaman için belli bir Denge içerisinde olmak zorunda. Yani bakın ben şahsen İran'la Türkiye'nin savaşması, gerginleşmesinden çok büyük rahatsızlık duyarım. Buna hiç gerek de yoktur. Ta 1639'daki Kasr-ı Şirin'den beri İran'la ciddi bir problemimiz yok. Ama bu problemin olmayışı şuna dayanıyor. İran'la Türkiye'nin kendi hinterlandları bellidir. İran bunun dışına çıkarsa, Türkiye bunun dışına taşarsa... Sorunlar ortaya Ortası. çıkar. Şimdi ilk defa İran yüzyıllardan beri bu kadar çok yayılma gösterdi. Bu kadar geniş bir alanda Tabii, etkisi etkili yani oldu. bu Rum diyarı ile Pers Hı. diyarı arasındaki dengeyi bozar. Bu yüzden İran'ın makul bir çevreye doğru dönmesi gerekiyor. Bir kere Suriye'den çıkması gerekiyor. Yani Türkiye Suriye'deki Rus etkisinden çok rahatsız olmaz. Ama, Ama İran etkisinden, etkisinden rahatsız olur. olur. Mezopotamya'da da böyle. Yani Mezopotamya'nın kuzeyinde yine bu şekilde çok etkin bir İran istemez. Evet. İran'ın etkisi Basra'yla en fazla Bağdat'la sınırlı olmalı ve Körfeze doğru da uzanmamalı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri sadece Kürt kartını oynayarak bunu başaramaz. Çünkü Kürt kartını oynadığı anda otomatikman Türkiye devreye giriyor. Amerika ile ilişkileri gerginleşiyor çünkü bu Türkiye'nin stratejik çıkarlarına tamamen Kesin. aykırı. Bu sefer Türkiye istemese de İran'la beraber oynamak evet, zorunda evet. kalıyor. Bunu nerede gördük? Astana'da gördük. Rusya, Türkiye, İran inisiyatif aldılar, Amerika'yı Amerika Amerika evet, masanın dışında bıraktılar ve Suriye sorununu çözmek için hamle yaptılar. Şimdi bu Türkiye açısından tabi kolay bir şey değil. Ama mecbur bırakıldı evet. bir şekilde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump da bunu gördü. Tabii Türkiye'yi dışlayan Atlantik sistemi oldu. Evet. Yani Türkiye Atlantik sisteminden kendisi gönüllü olarak uzaklaşmadı. Türkiye'yi dışladılar hatta 15 Temmuz'da darbe tezgahladılar. Şimdi bu şekilde olunca Türkiye çok doğru bir hamleyle Rusya'ya yaklaştı ve ne kadar Rusya ile ilişkilerini sıkı tutarsa, ben bunu aylarca hı hı. vurguladım. Amerika o kadar yumuşamak zorunda kalacak deden. Çünkü Türkiye, Rusya, İran inisiyatifi Amerika'nın Kürtler Doğru üzerindeki ki. stratejik tercihini bozar. Bozacağı için de Amerika'nın burada yeniden döneceği tek müttefiki var. Türkiye. Türkiye. Yani İran'ı ancak Türkiye üzerinden bölgeden yalnızlaştırabilir. Yalnızlaştıramaz. Ya, e, yani şunu bu, bugünkü söyleyeyim. bugünkü gücünü kırar. Ha, öyle en diyelim. azından kendi internetine gücünü... doğru geri evet, çektirir. Evet, evet, daha doğru ifade. Ama bu. şu var. E, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi dışladığı andan itibaren bakın şöyle bir tablo doğuyor. Rusya, İran, Türkiye yan yana geldiğinde Orta Doğu'da başka hiçbir güç at oynatamaz. Bu bir kere kesin. Yani ne Atlantik ne İsrail kafasını Kafasına kaldıramaz. O yüzden Trump Önceliği Çin olarak koyduğu için bölgede de İran'ın makul bir çerçeveye çekilmesine karar verdiği için Türkiye ile yakınlaşmak istiyor. Ama burada da Obama döneminden kalan bir miras var. PYD. Onu ne yapacağız sorunu ortaya çıkıyor. E, aynen şimdi ben de onu soracaktım çünkü hükümetin açıklamaları var. Özellikle Başbakanın vurgusu önemli. Trump'tan iki e, talebimiz var, iki beklentimiz var. Birincisi YPG olan desteklerini çekmeleri. Ee, bu bir terör örgütüdür. Terör örgütlere destek vermelerini istemiyoruz. İkincisi de Fethullahçı terör örgütü lideri Elebaşı Fethullah Gülen'in evet. iade edilmesi. Önce YPG konuşalım. Tam da sen de buraya geliyordun. Ee, YPG'den kısa vadede desteğini çekebilecek mi? Veya çekmek istiyor mu? Çekecek mi? Ne diyorsun? Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri 1991'den bu yana bir Kürt siyaseti izliyor. Heh. Yani bu bugünkü politika değil. Nereden baksanız ortada bir 20 yılı aşan, 25 yıllık, 30 yıla yaklaşan birikim var. Irak'ta Barzani taraflı evet. desteklemesi, Tabii yani Türkiye'de PKK işte, unsurlarını illegal tabii. yollardan desteklemesi. bakın 91'deki harekatlı Irak'ın kuzeyine bir 36. paralelde Pardon. bir otorite yarattı. Eh. Abdullah Öcalan'ı temsil teslim ederek Öcalan Suriye bağlantısını kopardı. PKK'yı tamamen kendi kontrolünü aldı. Eh. Daha sonra ne yaptı? Irak Savaşı ile beraber PKK'nın iyice Kandil'e yerleşmesini sağladı. Daha sonra Suriye İç Savaşı ile PKK'ya kantonlar tesis etti. Ve şimdi de Sincar'da PKK'ya yeni bir Kandil oluşturuyor. Şimdi bunlar Amerika'nın bölge tercihleri. Neden? Çünkü sadece İsrail üzerinden Amerika'nın bölgede kontrol tesis etmesi zorlaşıyor. Zalmış. Yani şu var. Türkiye de şöyle bir ülke değil. İllegal bir güce ihtiyacı var. Yani şimdi bakın eskiden şöyle bir durum vardı. Sovyetler Birliği'ne karşı Türkiye Amerika ile yan yanaydı. Çok fazla bağımsız politika geliştirmiyordu. Ama Kıbrıs gibi, afyon meselesi gibi sorunlarda gerektiğinde Amerika ile karşı karşıya gelmişti. Şimdi Sovyetler Birliği gibi tehlike yok ve Türkiye Amerika ile olan müttefiklik ilişkisi içerisinde Amerika ondan bir şey istediğinde Türkiye'de karşılığında bir şey istiyor. Yani bu süreçler evet. içerisinde tabii Türkiye'de güçleniyor, nüfusu evet. artıyor. Efendim daha bölgede etkin bir Geçin. hale geliyor. Şimdi bu Amerika açısından da çok tercih edilebilir bir şey değil. Yani müttefikiniz ama Elinizi de tam tutamıyorsunuz. tutamıyorsunuz çünkü birkaç seçeneği oluşmaya başladı. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda gerektiğinde size itiraz edebiliyor. Ama İsrail ile Amerika da böyle. Yani İsrail'in de belli konularda Amerika'ya itirazı var. Fakat şimdi İsrail-Amerika ilişkileri özellikle Amerika içerisindeki güçlü Yahudi lobisi ve Yahudi sermayesi nedeniyle daha farklı. Yani birbirlerine daha bağlı. Tamam. Orada Amerika Birleşik Devletleri bakıyor. Evet bir 20-25 milyon civarı Kürt var bu Kürtleri silahlandırırsam zaten ellerinde bir petrol gücü Musul Kerkük üzerinden var. Akdeniz'e de çıkartırsam ikinci bir İsrail tesis edebilirim. Ama bu Türkiye'yi nihayetinde parçalar. Bunu Türkiye çok açık görüyor. Bu yüzden bu stratejiye karşı itiraz ettik ve nihayetinde Türkiye silah sarılmak zorunda kaldı. Yani Amerika'nın bu tehdidine silahla cevap verdi Fırat Türkiye. Kalkını. Evet. Önce 25 Temmuz'da PKK'ya karşı müdahale ve Fırat Kalkanı operasyonu Türkiye'nin Amerika'nın bu ikinci İsrail siyasetine silahla Silahlı. cevabıdır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri çok çabuk bir şekilde PKK'yı Kürtleri bir kenara atamıyor. Trump da atamıyor. Ama şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri eğer İran'ın etkisini kırmak istiyorsa nihayetinde Kürtleri belli bir mecrada tutmak zorunda kalacak. Ve ...hani kimse de şunu çok abartmasın... ...yani Kürtleri vazgeçilmez de görmesin... ...tamam 25-30 yıllık bir süreç ama... ...gerektiğinde stratejik tercihler... ...bu tip konularda bir anda her şeyi değiştirebiliyor. O yüzden Rusya ile Amerika'nın dedikodularda var... ...Suriye'de bir özel PYD yönetimine ilişkin... ...yani Fırat'ın batısına geçmemek şartıyla... Şartı. ...Fırat'ın doğusunda bir Suriye içerisinde Federe kürt oluşumuna izin verecekleri gözüküyor. Böylelikle Fırat'ın batısına geçilmeme şartıyla Türkiye'yi rahatlatmış Türkiye olacaklar. Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate evet. alacak bir çözüm. Ama doğusunda tutarak da her zaman o kart Amerika'nın bir şekilde elinde, elinde olacak. Böylelikle Suriye'nin genel idaresi de Rusya'ya ve Esad'a bırakılmış evet. olacak. Bu da Amerika'ya verilen taviz Sancı. olacak. Çünkü geçen gün bakın Rusya bir açıklama yaptı. PKK ve PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz dedi. Şimdi oysa ki Türkiye ile içine girdikleri müttefiklik ilişkisi nedeniyle böyle bir açıklama yapmaları gerekiyordu. Aynen. Demek ki Amerika ile belli bir yakınlaşma var bu konuda anlaşma var. TİD konusunda da. Evet. Anlaş... Türkiye'yi de mecbur bırakmak mecbur bırak istiyorlar. Batısına. Yani bak tamam batısına geçmeyecek ama doğusundakine de çok fazla itiraz, itiraz etme. Etmeyeyim. Şimdi Türkiye bunu kabul ederse Trump diyor ki bir hani üstü kapalı bir şekilde, sen de rakkada olabilirsin. Tabi bu Türkiye için çok zor bir şey. Yani PYD'nin olduğu yerde Türk askerini savaştıramazsınız. Türk askeri PKK ile yan yana Gelmez. savaşmaz. Bu açıdan Trump'la Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi henüz meyvelerini vermiştir. Ortada bir anlaşma vardır diyemeyiz. Bir yüze görüşmeleri gerekiyor. Evet yani evet. çünkü somut olarak da daha bir şey ben açıklanmadı. Şey açıklanmadı. Evet peki bir reklam arası Tabii. vereceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyenler kısa bir aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Maltepe Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Can Ulusoy. Can Ulusoy Amerika Birleşik Devletleri'nden hükümetin beklentisinin ikincisine geçelim. Malum FETÖ ile başısını yeni yönetimden istiyor ve ilişkilerin düzelmesi için bu şartı öne koyuyor. Hükümet gerek Başbakan Binali Yıldırım gerek Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu yönde Trump yönetimi FETÖ ile başını verir mi? Öngörü nedir? Ya bana kalsa Trump bugün verir. Çünkü Fethullah Gülen'le Trump'ın bir alakası yok. Fethullah Gülen... Clinton'ın bir tabii, teması vardı. Onların, onların teması vardı ve Amerika'nın derin devletiyle temasları olan bir adam. Ama Amerikan derin devleti de tek bir güçten müteşekkil değil. Evet. Yani içerisinde farklı ekipler var. Zaten dikkat edin Fethullahçılar Amerika'daki seçimlerde Clinton'a bağışlarda bulundular. Bu ortaya çıktı. Trump bunu kendi söyledi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan her şeye karar veremiyor. Çok net bir güçler ayrılığı Hı. ilkesi var. Yani yargı burada esas kararı verecek merci. Dikkat edin göçmenlerle ilgili kararı yargıdan, kararını, döndü, evet. yargıdan döndü ve Trump'ın yapabileceği hiçbir, şey, hiçbir yok. şey yok. Amerika'da bu kadar net bir güçler ayrılığı vardır. O yüzden ee, Amerikan yargısı ne karar verir, kimler ne derece orada Fethullahçıları korur? Amerikan yargısını derin devlet etkiler mi? Etkileyebilir ama e, yine de bakın bu sınırlıdır. Yani Amerika'da, Amerika'nın kendi içerisindeki kuvvetlerin birbirine bu şekilde taarruzda bulunması, etkide bulunması zordur. Evet. Bildiğimiz kadarıyla zordur. Yani yine de Amerika bizim avcumuzun içinde bir ülke değil ama... Amerika bu sistemle yüzlerce yıldır devam ediyor. Bu kurumsallık üzerinden kendi işlerine bakıyor ve Trump da bundan rahatsız. Bunları vurguluyor ediyor ama yapacak çok fazla bir şey yok. Ama ben Trump'ın kendi elinden geldiğince FETÖ konusunda her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. O noktada Türkiye'ye çok sorun çıkarmaz. Ama sadece Amerika'nın içinde değil, uluslararası düzlemde de Trump'ı sıkıştıran bazı durumlar var. Mesela dikkat edin Yunanistan vermedi kaçan askerlere işte 40 tane subayında Almanya'ya başvuru hı. yaptığı gözükülüyor. Şimdi işte Amerika ile Almanya'nın çatışması da NATO'daki istikrarı bozmuş durumda. Yani bugün Trump dese ki el altından bütün liderlere yani NATO ülkelerinde bulunan FETÖ'den dolayı kaçmış olan kim varsa bunları Türkiye'ye teslim edin. Yani bunlar olmaz. Şimdi buna rağmen Almanya merkezli başka bir güç itiraz ediyor. Değil mi? Yoksa yani şunu söyleyelim Yunanistan öyle kendi başına bu kararları verecek bir ülke değil. Darbecileri iade etmemesinin arkasında bir üst akıl olduğunu var, düşünüyorsunuz tabii. Almanya. Almanya var. Yani ya yani Yunanistan dikkat edin. darbenin hemen ertesi gün ne dedi? Çok kısa bir sürede birkaç iade gün içinde iade edeceğiz dedi. Yani anlıyoruz ki Yunanistan başbakanının fikri bu yönde. Peki bu fikri ne değiştirdi? E burada değiştiren güç Almanya. Ya onların e, Türkiye'deki iç gelişmelere bağlı olarak Türkiye'ye e, darbecileri... iade etmemesine dönük bir e, görüş, sağlıklı bir görüş değil diyorsun. Yani şöyle, şimdi Yunan mahkemesi böyle bir içtihatta bulunmuş olabilir. Yani der ki ben bunların adil yargılanacağını düşünmüyorum. Hı hı. O yüzden vermiyorum. Fakat yani Yunanistan bir Amerika Birleşik Devletleri değil ki. Hadi Amerika Birleşik Devletleri'nde güçler ayrılığı o kadar net ki müdahale edemiyorsunuz. Şimdi Yunanistan uluslararası bir baskı karşısında çok direnebilecek, direnebilecek ülke bir, ülke bir ülke değil. Şimdi Amerika'daki bir yargıç. Yapmıyorum kardeşim dediğinde ne yapacaksınız yani? Hani Amerika'ya ceza kesmeye de kalkamazsınız. Yunanistan öyle bir şey değil. Yunanistan'ın gitgide Türkiye ile tansiyonu yükseltmesinde kardak başta olmak evet. üzere ve bu askerliğin iadesi onun şu an ekonomisini ayakta tutan Almanya'nın onu zavallı bir konuma düşürmekten Almanya. kurtaran Almanya, Almanya. var evet. bu da o bahsettiğim dünya denklemleriyle alakalı bir durum tabi yani şunu da vurgulamak lazım çok kötü ilişki seyredersiniz yarın öbür gün bu stratejik tercihlerde değişimler olur çok kötü ilişkileriniz olanlarla çok yakın ilişkilere kavuşursunuz. Aynı uçağın düşürülmesinden sonra savaşın eşiğine geldiğimiz Rusya ile bugün müttefik olduğumuz müttefik gibi. Evet. Ama Trump'ın o ekibin Fethullahçılardan çok haz etmediğini düşünüyor. O yüzden de... Ya Trump'a kalırsa hemen yarın iade eder Fetullah. Bana kirleni, göre öyle. Yani diyorsunuz. CIA başkanı da büyük ihtimal bu, konu bu konuyla ilgili mutlaka. geliyordur. Yani ee, tabii iki mesele görüşülecek bir PY'de. Hı hı. Çünkü CIA bu tip durumlarda çok aktif. E. Uluslararası operasyonlarda iki Fetullahçılar. Yani şimdi CIA kendi imkanlarıyla el altından ne yapabilir, ne edebilir? Kimleri paketleyip birilerinin Türkiye. gözünden kaçırarak Türkiye'ye verebilir ya da uluslararası ya sadece F FETÖ elebaşısı değil. değil. Orada bulunan e, bazı Fetullahçıları da yani şunu yapabilir mesela Amerika Birleşik Devletleri İliği ile Türkiye. Fetullah Gülen'in örgütlü olduğu ülkeler var. Mesela Kırgızistan'da çok örgütlü olduğunu Türk devleti yetkilileri söylüyor. Afrika'da belli yerlerde. Mısır. Tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu ülkelere baskı yapabilir. CIA gider onlara raporlar verir. Der ki bu adamları ya çıkartın ülkenizden ya da, da, da Türkiye'yi iade edin. Şimdi bu şekilde bir uluslararası baskı da CIA üzerinden gelebilir. Artı CIA kendi bilgilerini de paylaşmak isteyecektir. Bir de biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika Birleşik Devletlerinin de etkisi olduğu hemen hemen hiç kimse tarafından yadırganan bir düşünce değil, hakim düşünce de bu yönde. Ama artık yönetim değişti. Evet. O, şimdi Trump demokrat var. bir iktidar yok, Trump var ve CIA bu konuyla da ilgili Türkiye'ye belli açıklamalarda bulunmak istiyor olabilir. Evet. Yani, Tabii yani biz bunu çok hani FETÖ konusunda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile işbirliği yapar. Yapar ama bunun. Göstergesi FETÖ elebaşının iade edilmesi Ama başlı tabii, başına yani değildir. Ama tabii bu iş de şöyle olur. Türkiye ile Amerika stratejik manada yan yana gelmesi gerekir. Yoksa şimdi durup dururken de kimse kimseye bir şey vermez. Evet. Yani çünkü Türkiye açısından tedirginlik edici bir konu. Fethullah Gülen'in ve yandaşlarının dünyada gezebilmesi, evet. barınabilmesi. Şimdi Amerika ile Türkiye diyelim ki anlaşamadı. Türkiye Rusya'nın yanında Amerika ile kafa kafaya gelmiş. E bu durumda Amerika Birleşik Devletleri elinden böyle bir imkanı çıkartmaz. çıkartmaz. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşılırsa Trump elindeki yeniden eski günlere dönerse, yani, müttefiklik dönemine dönülürse... Yani hiç acıyacaklarını falan düşünmüyorum bu konuda FETÖ'ye ama Amerika ile anlaşmaya bağlı bir şey. Amerika ile anlaşma konusunda da esas kritik olan PYD PKK meselesi yani şey değil fetullahçılar eğer Clinton ekibi olsaydı onlar zaten bambaşka, bambaşka bir siyaset bir. izleyeceklerdi. Şu, şöyle özetleyebilir miyiz? Amerika Birleşik Devletleri programın Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri başlığını. ilişkiler Obama dönemindeki gibi değil bir iyileşme evresine girdi ve bu iyileşme evresinin emarelerini görüyoruz diyebilir miyiz? Yani Bu şunu diyebiliriz. Trump'la birlikte Türkiye-ABD evet. ilişkileri bir e, normalleşme sürecine giriyor. En azından bunun işaretleri yani var. Yani şöyle düşünüyorum ben. İngiltere bir oyun kuruculuk yaptı ve Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin tesis edilmesi için çalışıyor. İran'ı öncelikli bir mesele haline getireceklerdir. Hı hı. Türkiye, e, Suudi Arabistan, Mısır Katar ve İsrail'in beraber yönetecekleri, başlarında abi olarak, kontrolör olarak İngiltere'nin bulunacağı ve işte bir şekilde Amerika'nın da göz ucuyla, göz ucuyla takip, takip edeceği takip bir Orta Doğu istediklerini düşünüyorum. Şimdi bu Türkiye açısından da aslında tercih edilebilir bir şey. Yani Türkiye... Zaten Suudi Arabistan ve Katar'la çok yakın. Mısır'la bir... E, Düzelir. Evet zaten dikkat edin yavaş yavaş Düzelir. diplomatik girişimler başlıyor. Yani Türkiye-Mısır ilişkileri Türkiye-Suriye ilişkileri gibi değil. Değil ve İsrail çok sessiz. Evet. Yani İsrail'in bu sessizliği İsrail'in belli bir şeyleri beklediği anlamına da geliyor. Türkiye-İsrail'le de sorunlarını hı hı. çözüyor. Yani aslında Türkiye-Suudi Arabistan-Katar Mısır. ve Mısır-İsrail denklemi için... Bölgesel sıkıntı yok. Burada sıkıntı Amerika'nın PYD tercihinden kaynaklanıyor. Eğer o tercih Rusya ile Amerika arasında da Suriye uzlaşısı üzerinden Yürürse, halledilirse... Rusya da Türkiye itiraz etmeyecektir. E, e, şimdi diyelim ki Amerika ile Rusya anlaştı. Yani şimdi anlaşınca e, Türkiye ne yapacak? Rusya ile illa müttefikliğe devam ederim diye bir ısrar sergilemesi çok muhtemel değil. Çünkü Amerika ile beraber olması bölge çıkarları açısından daha işine geliyor. Bu açıdan Amerika ile eski müttefikine evet. dönebilir. Ama Rusya Amerika ile PYD üzerinden anlaşırsa e, hata yapabilir. Yani şöyle bir hata yapabilir. Türkiye'yi kaybetmemek Rusya açısından Amerika ile gireceği taktiksel anlaşmalardan daha önemli olabilir. Aynen. Çünkü evet. Türkiye'nin... Türkiye, İran, Rusya beraber hareket ettiğinde dikkat edin Amerika'yı dahi dışlayarak bölgede bir çözüm ortaya koyabiliyorlar. O yüzden Almanya'nın tutumu, Çin'in tutumu, Rusya'nın kararı bunlar belirleyecek. Yani şu an biraz flu, flu. çok net söyleyemiyoruz. Kartlar yeniden karılıyor Evet, ama. niyetler var, Amerika'nın niyeti var, İngiltere'nin müdahalesi var, Türkiye'nin talepleri var. Birkaç ay içinde netleşir. Evet. Şimdi son 6-7 dakikanın içerisinde Suriye'yi konuşmak isterdim ancak vaktimiz yeterli olmayacak. Nitekim Elbap'ta çok önemli gelişmeler yaşanıyor ama iç siyaseti konuşalım son 6-7 evet. dakikanın içerisinde. Türkiye'de iç siyasetinde de çok ciddi kırılmalar yaşanıyor bunu gözlemliyoruz. AK Parti, MHP ve Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde referanduma doğru siyasetin paradigmasının değiştiğini görüyoruz veya değişiyor mu siyasetin paradigması? Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin e, referandum e, konusunda işbirliği yapması. Milliyetçi Hareket Partisi uzun yıllardan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi ile e, aynı safta bir görüntü sergiliyordu. Ancak özellikle 15 Temmuz'dan sonra AK Parti ile bir e, işbirliği yaptı e, göz önünde biliniyor bu. E, ve sağ e, oyların konsolide e, olduğuna evet. dönük bir e, algı var. Ne diyorsun? Siyasette para, iç siyasette paradigma değişiyor mu? Ya aslında Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran'dan sonra Deniz Baykal'ın meclis başkanlığı seçilmesi konusundaki tavrıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile bir kopuş yaşadı. Evet. Ama bu süreçte tabii Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde e, de bir muhalefet gelişti. Koalisyonu diyebiliriz buna değil mi? Tabii yani öyle bir imkan var. CHP ile koalisyonu reddederek. Yani Deniz Baykal'ı aslında seçtirselerdi meclis başkanı olarak belki AK Parti seçime gitmeye cesaret edemeyebilirdi. Bir bir MHP-CHP koalisyonu kurulur diye belki bir AK Parti-CHP koalisyonu kurulabilirdi. Birçok ihtimal masada yer alabilirdi ama Deniz Baykal'ı meclis başkanı yapmaması MHP'nin hem CHP-MHP'yi kopardı hem de AK Parti'ye çok büyük bir cesaret verdi. Ve o özgüvenle AK Parti daha sonra hareket etti, başarılı oldu. Şimdi yalnız şunu söyleyeyim, Devlet Bahçeli'nin bu kararı MHP içerisinde MHP'nin tabanı açısından çok büyük bir destek görme, görmüyor. Hatta şunu düşünüyorum ben, kıyı bölgelerde, Ege'de, Marmara'da, Akdeniz'de, Trakya'da e, MHP tabanının ağırlıklı olarak hayır diyeceğini. Hı hı. Ama iç bölgelerde, Anadolu'da, Anadolu'da iç Anadolu'da. Anadolu'da Özellikle Konya'da, Kayseri'de, Erzurum'da. MHP'nin geleneksel tabanı. Evet. Geleneksel Nevşehir, Kırşehir o civarlarda ise MHP tabanının evet'e yönelik daha büyük bir meyil göstereceğini MHP düşünüyorum. MHP'nin oy depoları da aslında orası. Ama olsun. yine de nüfus şeyde kalabalık. Mesela Mersin'de Batist, çok Mersin. yüksek oy alıyor. Adana'da çok yüksek oy alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi. Ege'nin belli bölgelerinde yüksek, yüksek oylar alıyor. Balıkesir'de özellikle. Hı hı. Şimdi bu açıdan bakıldığında MHP tabanının hala e, çoğunluğunun hayırdan yana <laughs> olduğu gözüküyor. Şöyle bir endişe var gerçekten bir de MHP'lerde. MHP Ak Parti içinde son dönemde erimeye başlamıştı. Yani dikkat edin MHP'nin en büyük problemi nedir? Türkiye'nin bütünlüğüdür. <laughs> PKK ile silahlı mücadele verilmesidir. Ak evet. Parti o konuda çok e, kararlı bir politika izlemeye yani başladı. MHP, MHP politikasıyla aynı düzlemde Zaten şu anda. dikkat edin Turul Türkeş AK Parti'nin içerisine girdi, başbakan yardımcılığı görevi yapıyor. Yani ya, şu, iki partinin e, çok temel konularda evet, savundukları e, konularda herhangi bir fark yok şu anda. Yani şu soru sorulmaya başlandı tabii. Hani AK Parti bu siyasetleri izlerken MHP'ye ne gerek ne var? Gerek? Şimdi MHP'nin AK Parti'den şöyle bir farkı var. Ama bu fark İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da gözlemlenmiyor veya Karadeniz'de. Batı'da gözlemlenen fark o da nedir? MHP'nin Batı seçmeni daha seküler. Daha seküler. Yani milliyetçi tandansı ağırlıklı. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle daha yakın. Şimdi bu MHP içerisinde tabii önemli bir sorun. Bir de şunu söyleyeyim yani şimdi normal şartlarda baktığınızda AK Parti ile MHP tabanları, seçmenleri neredeyse Türkiye'nin %70'ine yakın bir güç. Şimdi bu kadar büyük bir güç tek parti çatısı altında konsolide edilemez. Zor bir şey. Yani 2-3 gün sonra birbirleriyle didişmeye başlarlar. Ama e, Milliyetçi Hareket Partisi bu süreçten e, ne kadar sağ salim çıkar onu gözlemlemek zor. Yani kendi aralarındaki gerilimlerin arttığını nereden görüyoruz? Birbirlerine karşı üsluplar da sertleşmeye başladı. O yüzden en azından AK Parti MHP'nin İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki seçmenini elinde tutar, kendi seçmeninde sandığa götürmeyi başarırsa evet ağır basar. <laughs> Ama AK Parti eğer buralarda fire verir, özellikle kendi seçmenine bu e, bir kısım seçimlerindeki aldığı oyu temsilen <laughs> sandığa götürmekte zorlanırsa o zaman işte hayırcıların zaman, evet. bir şansı olabilir. Düzlemde dikkat ederseniz bunun üzerinden gidiyor. Hı hı. Yani bu tabanı etkileyecek olan neydi? Terör söylemiydi. Eh. Tabii çok kırıcı bir söylem. Türkiye'de gerginliği arttıran bir söylem ama bunu daha şeyler başlamadan, süreç başlamadan tahmin ediyorduk. Hepimiz de söylüyorduk. Anayasanın kendisinden ziyade bu tartışılacaktı. Yani birbirlerinin üzerinden oy almaya. Hı, hı. Yani Muhalefet daha sakin bir dil kullanmaya dikkat edecekti. AK Parti ise muhalefetin temsilleri üzerinden bir şekilde yani kendi hayır, kitlesini konsolide etmeye evet. çalışacaktı. Bunu yapıyor. Süreçte böyle gelişecek gibi. Ama bu kampanyada neler yaşanır, nereye doğru gider şimdiden kesilmek Kesin. zor. Çünkü e, burada tabii etkin aktör. AK Parti o devreye girdiğinde, meydanlara çıktığında, Tayyip Erdoğan sahaya indiğinde durum daha çok berraklaşır. Bir de çok ciddi bir seçim deneyimleri var. Var tabii. Bu süreçlerin tümünden çok iyi kampanyalarla, seçim kampanyalarıyla geçtiler ve bütün seçimlerden de galip geldiler. Yani, Böyle bir pratikleri var. Pratiği var, Tayyip Erdoğan'ın önemli bir liderliği var. Evet. Muhalefetin yapmaması gereken çok kritik şeyler var. Yani o hatalara düşmezse bir şansı var. Çünkü AK Parti'nin e, referandum sürecine hangi minval üzerinden götüreceği, belli hangi oldu artık kitleye şimdi. Hitap, hitap edeceği, edeceği belli. 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 Ve o kitleye evet. de nasıl hitap edeceğini az çok biliyor. Bu halifet burada mümkün mertebe daha sakin olmaya çalışıp ve mümkün mertebe kişiselleştirmemeli. İşte. Tayyip Erdoğan'a yönelik e, dilini sertleştirmemeli. Sertleştir. Çünkü Tayyip Erdoğan'a yönelik her türlü sertleşme Ak Parti seçmenini konsolide edecek. Evet. O yüzden önümüzdeki günlerde hani hata yapan e, referandumun ibresini belirleyecek gibi duruyor. Peki Can Ulusoy çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için ve dış politikadan başlayıp finalde iç siyasete dair sorularımızı yanıtladığınız için. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik Konuğumuz Maltepe Üniversitesi'nden Doçent Doktor yardımcı Doçent Doktor Can Ulusoydu. Hoşçakalın.